Merhaba Silikonvadisi.tv izleyicileri. Şu an mezun.com CEO'su Ali Hantal aramızda. Kendisi çok eski bir arkadaşındır. Ayağının tozuyla Amerika'dan geldi ve gelir gelmez de bizlere iPad mini getirdi. Hoş geldin Ali. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim abi. Abi şimdi sen normalde iPad kullanıyordun zaten. Neden aldın bunu? Abi yeni çıkan aletleri ben kullanmayı her zaman çok seviyorum ve bunu gittim Apple Store'da elime aldım. Hı hı. Çok güzel, hafif, hoşuma gitti ve bu tecrübeyi de yaşamak istedim. Hı, çok güzel. Ve gerçekten de iyi yanları, kötü yanları var. Konuşuyordum. Hı hı. Yani şunu soracağım sana. Mesela normalde bir iPad'im var. iPad alacak olan insanlar normal iPad'i mi alsınlar, bunu mu alsınlar sence? Çok güzel soru. Birkaç noktada konuşmak lazım. Hı hı. Normal iPad'i niye alıyor bir kişi, onu konuşmak lazım. Bu çok hafif. Hı hı. Ve ekran olarak ufak. Aslında hı hı. iPad'in ekranının büyüklüğü benim daha çok hoşuma gidiyordu. Mesela bu Penultimate diye bir not defteri var. Hı hı. Bu defterde şuradan mesela... Şuradan gösterelim mesela. Burada yazı bunu... yazmak çok mümkün olmuyor ya da şekil çizmek. Evet. Oluyor ama mesela çok oluyor ama gerçekten ufak notepad gibi oldu. Yani ufak defter gibi oldu. Hı hı. Normalde ben büyük defterle çalışırım mesela. Hı hı. Sırf bu sebepten eski iPad'imle de şu anda not alma noktasında devam ediyorum. Ama bu mesela yanımda taşıyayım, işte sabah uyandığımda ilk e-maillerime bakayım dediğim iPad bu. Sonuçta bu iki elinde mesela kahveni almaya gideceksin, bir şey okumak istiyorsun. Bu o kadar hafif ki yani gerçekten bunu şöyle kahveni içerken, sabah evde gazete okumak isterken öbür iPad yerine ben bu iPad'i tercih ediyorum. Neden aldığına bağlı bu. Eğer yanında hep laptop'ını taşıyacaksan ve bir bunu iş aracı olarak kullanacaksan öbür iPad de kullanılabilir. Sadece çantayı bu gerçekten daha hafif olduğu için çantayı harika. Biraz daha hafif olarak hale getirebilir. Hı hı. Onu düşünebiliriz ama büyüklük adına çok güzel. Şimdi bu zaten kaybı var. Zaten oldukça yeni bir cihaz. Bu kaç GB'lık abi? 64. 64 diye en büyüğünü almışsın. Genelde bayağı yoğun içi oluyor benim o yüzden. Bayağı yoğun. Yine bunda ön tarafta bir kamera görüyoruz tekrar FaceTime için. Arka tarafta da tekrar bir başka kamerasını görüyoruz. Bu arada abi bu kaç megapiksel 5. kamerası? 5 megapiksel kamerası var. İçerisinde A5 Dual Core işlemcisi var diye biliyorum. O da bayağı güzel. A5 işlemci aynı zamanda iPhone 4S'te ve iPad sanırım iPad 2 değil ama şeyde de vardı. Retina display'de de sanırım A5 vardı diye hatırlıyorum. Şey tarafına baktığımız zaman, donanım tarafında yani gerçekten elinize tutabiliyorsunuz. Zaten lansmanında da şunu söylediler, aynı senin biraz önce bahsettiğin gibi. Biz bu iPad'i şundan dolayı yarattık dediler. Yani insanlar iPad'leriyle daha fazla vakit geçirsinler istiyoruz dediler. Çok doğru çünkü normalde iPad'i elimize aldığın zaman yani özellikle son çıkan Retina display iPad ekran kalitesinden dolayı ağırlıktan da biraz feragat etmişler. Çok ağır. Çok ağır, yani evet. iPad 2'ye kıyasla çok daha ağır. Dolayısıyla onda bir şeyler okumak, oturmak böyle işte kol yorucu resmen. Yani gerçekten öyle. Çok fazla vakit harcayamıyorsun ya da kollarını bir yerlere desteklemen gerekiyor. Fakat bu gerçekten hafif yani. O büyük bir artı. Bir başka nokta, bununla beraber abi iBook Store 3 geldi. Hani çok geçen programda da bahsettik aslında evet, seninle. Evet. Belki oraya da değinmek lazım. Hani eğitim pazarı için tabletlerin önemi her geçen gün artıyor. Türkiye'de biliyorsun abi 8 milyon öğrenciye tablet bilgisayar verilecek Fatih projesi kapsamında. Şimdi o tabletler tabii ki Apple olmayacak. Daha güzeli yerel bir üretici tarafından üretilecek. O da ayrı bir konu. Ama Apple eğitim tarafına daha fazla var olmak istiyor. Çünkü eğitim müfredatlarının tablet formatına dönüştürülmesi konusunda da çok fazla yatırım yapıyor. O yüzden iBook Store 3 ve iBook denen bir kitap, e-book kitabı oluşturma aracı çıkarttı falan. Hani bu da onun bir yansıması aslında. Hani birazcık da donanım maliyetlerini düşürmek gibi. Kaça aldın abi sen bunu? Çok katılıyorum o şekilde olduğuna. İçindeki iBook'un da gelişi, yenisinin de gelişiyle birlikte aslında belli ki birazcık da o pazarı gidiyorlar. Bunu ben 599 dolar aldım. Mesela normal iPad'de bu özellikler 1000 doların üzeri oluyor galiba değil mi? Hemen hemen Amerika'da düşünürsen galiba 100 dolar fazla, 100-200 dolar. Çok fazla olur. Arada fark yok mu? Çok fazla. Aa, çok ilginçmiş ya. Düşündüğüm gibi değil yani o zaman. Donanım maliyetlerini düşürmek falan hikayesi pek fazla yok gibi. Üzerinde bu arada arkadaşlar Retina display değil.
Standart display, yani iPhone 3GS'deki o jenerasyonun display'i var ya da iPhone orijinal iPhone display'i var. Fakat şöyle bir durum var, çok küçük bir ekran olduğundan dolayı açıkçası çok da fark edemiyorsunuz. Yani arada bir fark yok. Yani Retina display kullanmışsın ya da kullanmamışsın arada gerçekten bir fark değil. Sadece çok yakından baktığınız zaman noktaları biraz böyle seçebiliyorsunuz bunda. Onun dışında çok bir fark yok. Hiç müzik dinliyor musun bunda? Dinliyorum. Nasıl ses kalitesi? Ben ses kalitesinde çok büyük fark hissetmedim. Hissetmedim değil mi? Güzel. Anlıyorsun, şöyle bir şey var. Mesela ben iPad'deki ses kalitesi, iPhone'daki ses kalitesi kadar iyi değil. O kesin. İki değil mi? Öyle bir şey var. O doğru. Yani iPhone'da daha yüksek sesle daha, evet. Daha böyle güçlü iPhone bir ses. iPhone sanki daha çok bir iPod. Bu sanki iPod'dan gerçekten orada bir kaybı oluyor. Orada bir kaybı var. Orada. Belki içindeki çipten dolayı mıdır? Neden bir şeyden falan. Bir şey yapılmış orada. Bir değişiklik olma ihtimali. Şimdi şey tarafından, perspektifinden bakalım abi. Sen şimdi aynı zamanda bir Develop for Mobile diye bir firman da var. Şimdi bir developer perspektifinden bakarsak, farklı ekran formatlarının iOS tarafında da başlamış olması, yavaş yavaş buraya da gelmiş evet. olması, development tarafında yeni bir challenge aslında. Yani tabii yeni bir zorluk. iPhone her zaman Android'e göre çok daha iyi. Sonuçta 3. ekran olmuş. Aynen. iPhone 5 ile beraber 4 oldu. Hı. Ama yani Android dediğimiz zaman orada çok fazla çok daha fazla 11 inç, 4.7 vesaire. Ona uyumlu yapmakla, sonuçta Apple'a uyumlu yapmak arasında hala ciddi bir fark var ama gitti de o fark kapanıyor doğru yani. Başlıyor kesinlikle. Çok güzel. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğim şey, bu arada Netflix'i görüyorum burada. Amerika'dan geldiğimiz belli oluyor. Gerçekten güzel bir servis. Çok keşke güzel Türkiye'de servis. De olsa. Gerçekten güzel bir servis. Gerçekten çok güzel. Uygulamaları biraz bakalım. Bakalım. Neler varmış falan. Çok keyifli. iCloud kullanıyor musun bu arada? Kullanıyorum çok. Çok da memnunum. Yani gerçekten iCloud sayesinde zaten aksi takdirde bu kadar kullanmak bu kadar kolay olmayacaktı. Aa, yani buradan buradan toplantı set edip buraya set ettikten da geliyor sonra falan. Buraya gelmesi. Her türlü noktada baktığımda adres book'unun buradan düzeltip eskiden ne zordu o şeyler. Değil yani mi? bir device'ında yap öbürüne geçmesi falan. Bir tane sekreter gerekiyordu orada. Gerçekten çok güzel. iCloud'dan çok memnunum. Geçen hafta Microsoft'un genel müdürü söylediği gibi onlar da tamamıyla bu şekilde geçmişler. SkyDrive teknolojisiyle. Yani dünya çok güzel. Connected. Herkesin her device'ında her şeyi görebildiği, konuşabildiği bir hale doğru hızla ilerliyor. Çok güzel. Peki söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı abi? Eklemek istediğim bir şey yeni... iPad'i tavsiye ediyor muyuz? Yeni iPad'i tavsiye ediyorum. Tamam, güzel. Ben memnunum. Çok güzel. Peki Ali Hantal bizlerleydi. Bizi izlemeye devam edin.